lokal olarak patladı abi. Çaykara of Trabzon böyle lokal olarak bir patladı derken herkes kemençeyle ve şarkılar çalıyor diyor. Ama ben dedim kemençeyle sanat müziği, dünya müziği, bir klasik müzik, Game of Thrones, jazz, blues, country. Mustafa bana gelip böyle demez mi? Ekin, dizi okuyacağız ha beraber. Beraber önde falan böyle abi biz beraber. YouTube kanalımıza hoş geldiniz. Birbirinden değerli konuklarla karşınızda olmaya devam ediyoruz ve Ekin Uzunlar bizlerle. Islandım ilk yağmursun çölümde, başkasının derya gözümde. Mühürledim şu kalbimi sizinle, vereyim son nefesimi elimde. Demir atar limana üzgün gemileri, yüreğimde yar sancın var, uyumam gecenin. Demir atar limana üzgün gemileri, yüreğimde yar sancın var, uyutmaz geceleri. Sancın var, uyumam gecelerim. Demir atar limana üzgün gemileri, yüreğimde yar sancın var, uyutmaz geceleri, uyumam geceleri, yatamam geceleri. Süper bir giriş yaptık. Hoş geldin. Hoş bulduk abi, ne haber? İyiyim valla. Senin müziğinle daha da enerjik olduk. Ya nihayet güne başladım. Evet. Şimdi başladım. Şimdi başladık değil mi? Nasıl gidiyor? Her şey bomba gibi. İşte konserlere devam ediyoruz. Şu an yurt içi ve yurt dışı konserlerimiz var. Avrupa turnemiz var. Ufak ufak başlıyoruz. Tabii ki onun yanı sıra bu birçok şarkılar yaptık ama kısa süre içerisinde insanlar daha da fazlasını istiyorlar. Şimdi... Evet, o her gelen konuğum muzdarip o konuda. Daha yeni single yapıyorum diye yeni şarkı istiyorlar. Abi çok sana bir söyleyeyim, daha 3 ay 4 ay oldu. Aynen. Abi tamam hadi bu bitti. Yenisi gelebilir mi lütfen? Biraz durun ya böyle. Şimdi aynen. Sanatçı böyle ilk başta tabii şarkıyla patlar böyle. Ondan sonra 2 yapar, 3 yapar. Bir de şimdi her yeni yapacağımız şarkının abi üstünü bekliyoruz kendimizden. Tamam. Doğru. Dinleyicilerimiz abi sen yeter ki şarkı söyle başlar. Hani çok bekleme diyor ama biz daha üstünü çalışmamız gerektiği için biraz bizim için zor bir süreç. Şimdi albüm yapıyoruz. Heh, albüm daha zor diyecektim şimdi. Albüm abi yani en sıkıntılı. Şimdi diyeceksin ki 2-3 ayda bir tane single çıkartabilsem ama şimdi yeni şarkılar lazım, yeni heyecan lazım, yeni aşk, yeni hikayeler. Her şey bununla yani, anladın mı? İnsanların kalbine dokunacaksın. O yüzden biraz daha sürüyor. Evet ama hikayeyi birazcık böyle geriye alacağım ben. Allah. Tamam mı? Ekin kimdir? Ne yapıyor? Nasıl buralara geldi? Bir abi, senden dinleyelim. Tabii izninle. Ekin Uzunlar 1991, 21 Ağustos 1991, Aslan Burcu, İstanbul, Bakırköy doğumlu, anne tarafı Trabzon, Çaykaralı, baba tarafı Arnavut bir çocuk. Ondan sonra tabii ki de kemençemizi geliştirdik. Sadece kemençe, enstrümanıma yoğunlaştım. Kemençe Karadeniz enstrüman çalıyorum. Bu bir folk müzik folk müzik, etnik müzik yapıyoruz. Kemençeyle neler yapabilirim? Herkes kemençeyle şarkılar çalıyor diyor. Ama ben dedim kemençeyle sanat müziği, dünya müziği, bir klasik müzik, Game of Thrones, jazz, blues, country. Ben dedim ki ben her şeyi yapabiliyorum ya. Evet, duyduğum her şeyi çalabiliyorum dedim. Kendimi farklı kılan bölüm de buydu abi. Sanatçıların ve sanatçı abilerin beni orkestrasında istedikleri en büyük özellik buydu. Çal abi kemençeyle bir yeri geliyor, bir violin, bir keman yeri geliyor. Tak Karadeniz enstrümanı olarak yani yöresel yanımı konuşturuyorum. Sonra ben Yunanistan'dan bir melodi duydum. Biliyorsunuz ki o mübadele döneminde oraya giden Rumlar var. Bizden hani o dönemki biliyorsun Fethi mevzuları vesaire bilmem. O gitti, o geldi. Hiç önemli değil. Kim nereye gitti, kim geldi önemli değil. Müzik evrenselleri insanları birleştirir. Ondan sonradan bir melodi duydum. O melodiyi harmanladım. Sonra kendi yöremde Çaykara'da yaptığım Çaykara'nın Dağları adlı bir şarkı çıkarttık. Bu şarkı lokal olarak patladı abi. Çaykara of Trabzon böyle lokal olarak bir patladı derken bir şarkı, iki şarkı, o sıra sanatçıları çalıyorum, o sıra bana Resul abi de buradan selamlar olsun. Dedi ki, sen de bir şarkı söyle, et falan. Sonra ilgi duymaya başladık. Şarkılar yavaş yavaş böyle milyon bantları, 1 milyon, 2 milyon bantlarını açtı derken ben konuşuyorum ama rahat bir şekilde değil mi? Sıkıntı yok. Hiçbir sıkıntı yok. Devam. Sonra telefonum bir sabah çalıyor. Bir mesaj geliyor. Merhabalar ben Mustafa Ceceli. Ha şaka yapıyorsun. Tabii abi. Hani sen gidip bulmadın. Ben yok. Ben şöyle bu bakın. Güzel bir şans. Mustafa abinin bir düğün var. Düğünde çıkacak Mustafa abi. Büyük otelde. Böyle bir düğün var. Kemençeci lazım. Okey. Gidelim. Heyecan var içimde. Mustafa Ceceli'ye çalacağım. Böyle inanılmaz. Evet dedim. Bu harika bir şey falan. Benim için çok büyük bir şey. Yani evet. Mustafa Ceceli dediğimiz yani bu sanatçı yani bu müzisyen, her şeye adını koyabileceğimiz abi, patron, her şey içinde barındırıyor. Ona çok minnettarım, onu da anlatacağım. Çalıyoruz abi. Ondan sonra ben tabii biraz baktı ki bu normal kemençe değil. Bu çocuğun bir tarzı var. Sonra fotoğraf çekildim, kulisine gittim derken sonra bir gün işte dediğim gibi o mevzudan 6 ay sonra benim numaramı alıyor Kerem abiden. Bana diyor ki, Ekin dedi selamlar dedi. Selamlar ben Mustafa Ceceli. Kalpten albümü çıkarıyorum. Aşkım Benim adlı bir şarkı var. Dedi gel dedi buna dedi kemençe denemek istiyorum ben. Allah Allah. Ya dedim bu şimdi ne ara kemençe falan. Bir dalga mı geçiyor dedim ya. Sonra baktım gerçekten o. Evine gittim ondan sonra şarkıyı çaldık. O şarkı patladı abi. Aşkım Benim biliyorsunuzdur. Evet. Ondan sonra Yıldızlar Gecesi oldu Harbiye'de. Ondan sonra orada çıktım Bostancı'da falan filan derken. Sonra Mustafa abi aradı benim. İkincim dedi. Beyaz Şov'a çıkacağız. O zaman Beyaz Şov var. Tabii şu an o dönemlerde. Ve dönemlerin bir geçen sene kadar. Dedik ki çıkalım. Mustafa abi dedi ki Simsiyah şarkısı var. Bunda da kemen çalıyorum. Dedi Mustafa abi dedi ki bak dedi sen de gel dedi oraya. Hem Simsiyah çalarsın hem de Dizli'ye okuruz. Dizli diye bir şarkı var. Ben gidiyorum oraya abi. Şimdi Beyaz'ın orkestrası balkonda. Ne güzel anlatıyor ama değil mi? Balkonda. Abi ben mi gittim? Abi kemençe Mustafa Ceceli'nin piyanosunun yanında. Mustafa bana gelip böyle demez ya. Ekin, Dizli okuyacağız ha beraber. Beraber önde falan böyle. Abi biz beraber. Evet dedi oğlum beraber söyleyeceğiz dedi. Sen de sesini göster kendini ispatla dedi. Sesi güzel. O kemençeni duysunlar. Abi bir çıktık oraya. Mustafa abi Simsiyah okudu. Kemençe çaldım. Bir Dizli'ye. Abi zaten ufak bir böyle şey popülerlik. Neler hissediyorsun o sırada? Bir popülerlik var. Çıkar çıkmaz orada Karadenizler var. Ay Ekin falan böyle güzel bir ortam oluştu. O sıra ne hissediyorum abi biliyor musun? Evet dedim. Bu gece o gece. Ekin göster kendini. Okut kemenceyi oğlum. Söyle türkünü. Yanında Mustafa Ceceli var. Beyaz Şov, Beyaz Öztürk arkanda. Herkes, milyonlar seni izliyor. Yürü be. Yürü be oğlum. Gaza geldim ben. Abi bir şarkı söyledik. Abi bir alkış, bir kıyamet. Evet. Bitti olay, kapandı. Orada tabii Beyaz Dösük geldi. Bir saniye dedi ya falan bu ses falan. Bayağı da övdü beni Beyaz abi sağ olsun. Derken Mustafa abi dedi ki sana dedi şarkı yapacağız. Oo, abi evet. İnanamazsın bundan önce bundan bahsediyorum. O Mustafa abi şarkı söylemeden önce bunun ayarını kuruyor. Düşünsene diyorum ya Mustafa Ceceli sana şarkı yapacak, aranjörünü yapacak. Sen de bir şekilde onunla beraber yani bu bir oluşuma gireceksin derken abi gidiyorum ofise. Bir şarkı buluyoruz son bir kez. 4 arkadaş yazıyoruz. Eren Canbaşoğlu, Tuncay, Çağatay, ben... uğraşıyorum şarkıya. Mustafa dedi ki evet bu şarkı. Aa, bu şarkıyı yapıyoruz. Bana bir destek çıkıyor. Billboardlar, Jamboardlar falan filan böyle derken o enerji bir tutuyor. Abi bu şarkı patlıyor mu? Dağların dumanı yok yani. Ben evet. Söyleyeceğim onu. Abi sadece Karadeniz değil, affedersin Karadeniz'i fethettik. Türkiye. Herkes biliyor. Ondan sonra başlıyor benim mevzular abi. Televizyon mevzuları. Ondan sonra Üzgün Gemileri geliyor. Bilmem ne derken Yokluğun Kefeni, Göze Geldik. Eski şarkılar da yükseliyor falan. Şimdi Mustafa abiyle beraberiz. Godfather'ı bir dinlemek isteriz. Çalayım mı? Çal. Sadece Godfather değil, onun üstüne Game of Thrones. O da olabilir belki, ufak ufak bir dinleyelim. Küçük böyle eski evet. Şey. Kemençeyle. Bravo, vallahi bravo. Yani çok heyecanlı, müziğinde, işinde çok heyecanlısın, çok isteklisin, çok arzulusun. Hiç üzüldüğün dönemler oldu mu bu süreçte? Üzüldüm derken sanat hayatımda yani. Sanat hayatında bazen eleştiri olur, bazen güvendiğin biri olur bir şey yapar. Ya ben bir şey söyleyeyim, beni eleştiri hiç üzmüyor. Aslında tam tersi daha çok besliyor. Çünkü eksik, o öyle düşün, eksik yanı var. Eleştiri mesela. Demeyeyim de ben başka şeyler... Eleştiri de... Abidik gubidik yorumlar yapılıyor. Ya olsun abi, yapsınlar ya. O hiç ben şunu düşünüyorum. İnsanlar özgür, istediği her şeyi söyleyebilirler. Yani argoda konuşuyorlar be. Yani her şey diyorlar. Ama ben kesinlikle herkese moralimi bozmam. Çünkü yaptığım işten memnunum ve yaptığım işe inanıyorum. Ekin Uzunlar bizlerle birlikteydi. Son olarak söylemek istediğim bir şey var mı? Müzik On Air'a çok teşekkür ediyorum. Sizlere, kamera arkasına, rejiye, tüm çalışanlara. Sana minnettarım. Çok sağ ol. Hepinize, tüm bize inananlara, tüm bu yolda bizlere destek olan herkese çok teşekkür ediyorum. Ben gitarı iyi çalamıyorum bu arada da. İstediler benden. İstediler de bakayım çalabilecek miyim? Arada ama çok güzel çaldı. Gönül istedim. Buyurun. Bu da o zaman Ay İstanbul şarkı söyleyeyim. Aynen. Ay İstanbul, İstanbul, ay İstanbul, İstanbul'da yanayı şüklerim yanayı. Ay İstanbul, İstanbul, ay İstanbul, İstanbul'da yanayı şüklerim yanayı. Seni sevdim, mahvoldum. Nedir bu çektiklerim, nedir bu? Seni sevdim, mahvoldum. Nedir bu çektiklerim?